MHP lideri Bahçeli'ye ders vermeye kalkıp aldığı cevap karşısında şaşkına dönen Davutoğlu'na Oktay Vural'dan da "Sen önce hangi millete mensupsun? Onu açıkla cevabı geldi." Bahçeli'ye millilik milliyetçilik ne demek onu öğreteceğiz. Senden bozkurt olmaz. Senden olsa olsa tındık kurdu olur. Milliyetçi hareketin liderine ders vermeye kalkan Ahmet Davutoğlu cevabını aldı. Ancak MHP'nin tepkisi sürüyor. Ahmet Davutoğlu'nun seçimler öncesinde tıpkı Erdoğan gibi milliyetçilik damarlarının tuttuğunu kaydeden MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, sen önce milliyetini söyle sözleriyle atama başbakanı eleştirdi. Milliyetçiliği ayaklar altına alan sizsiniz. Milliyetçilik milliyetçilikle hesaplaşma vakti geldi diyen Davutoğlu şimdi bize milliyetçiliği öğretiyor. Her şeyden önce e, milletin adını bir söyle bakalım. E, milliyetinin ne olduğunu söyle bakalım da. Ondan sonra çık sahneye. Dolayısıyla milletin adını söylemeyen, Türk milleti demeyi anayasadan çıkartacağını taahhüt eden ve açıkçası milliyetçilikte hesaplaşacağını söyleyen birilerinin bize milliyetçilik öğretmesi gerçekten çok garip. Ama böyle zaman zaman hep seçim dönemlerinde bunların böyle bir milliyetçi söylem damarı tutuyor. Artık bunun sadece bir taktik olduğu, bir taki olduğu gayet açık ve net görülüyor yaptıklarının milliyetçilikle hiçbir alakası olmadığına göre onların milliyetçiliği öğretmeye değil öğrenmeye ihtiyaçları olduğu kanaatindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 Mayıs'ta açıklanacak olan seçim beyannamesine ilişkin görüşlerini de aktaran Oktay Vural ekonomi ağırlıklı bir beyanname açıklanacağını kaydederek Türkiye'deki durumu değerlendirdi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak tabii Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir seçim beyannamemiz olacak. Türkiye'nin gerçekten dikkate aldığımızda Türkiye'de gerçekten ekonomik bir soruna karşı karşıyayız. Vatandaşımız borçlu emekli geçinemiyor, asgari ücretli, her iki çalışanın biri asgari ücretli olmuş, taşeron işçiler, kamuda ve diğer alt işveren işçileri maalesef diğer sektörlerde alabildiğine yürümüş, bir buçuk milyonu aşkın taşeron işçi var. Türkiye bu sorunları çözmeli. Türkiye'nin birincisi üretim problemi var. Türkiye üretmiyor, istihdam oluşturma, işsizlik problemi var. Dolayısıyla böyle bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok yönlü bir politika. Türkiye üretmeli, istihdam oluşturmalı, emekli olanlar onurlu yaşamalı. Asgari ücret artık istisnai istihdam ol, olmalı. Ama Türkiye'de maalesef, maalesef asal bir istihdam oldu. Amacımız ve hedefimiz insanlarımızı onurluca bir milli kimlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli devlet üniter yapısı içerisinde geleceğe umutla bakabileceği güler yüzlü bir toplum oluşturmak. Amacımız ve hedefimiz bu olacak. 3 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımız bunları ayrıntılı bir şekilde e, açıkçası paylaşacak. Vural'ın hedefinde iktidarın muhalefete yönelttiği bol keseden atıyorlar sözleri de vardı. Bu kaynak milletimizin zenginlikleridir, milletimizdir. Elbette önemli olan tercihlerdir. Bu eksende Sayın Cumhurbaşkanı'nın bol keseden e, atıyorlar, bol keseden vaatler demesiyle 23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan e, e, küçük çocuğun açıkçası süflörlük yapmak suretiyle Davutoğlu'nun bol keseden atıyorlar ifadesini aynı eksende buluşması e, bir bakıma Başbakan Davutoğlu'na da kimin süflörlük yaptığını da ortaya koyuyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Başbakan ve 23 Nisan Başbakanı aynı eksende oluşuyor. Ama yani şunu düşünmek lazım. Milletin kesesinden saray yaptırmak, milletin kesesinden açıkça israf yapmak, milletin kesesinden herkese uçak almak, bütün bunlar da hepsi bol keseden atmak, bol keseden yapmak diyor. Türkiye açıkçası bundan çok şey kaybetti. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin bize verdiği kaynakları verimli kullanarak, verimini artırarak, refah paylaşım yapmak lazım. Yani bir emekliye bir şey verdiğimiz zaman sorun oluyor da faiz lobilerine beş kat Fazla kazandırdık dediğin zaman sorun olmuyor mu? Çok ilginç yani emekliye, asgari ücretliye e, yönelik bir tercihte bulunacağınız zaman efendim bu büyük sorun doğuruyor deniyor. Ondan sonra bu sorun doğuruyor diyenler faiz lobilerine, TÜSİA'da işte sermayenizi 5 kat arttırdınız, faiz lobisi 5 kat fazla kazandı diyerek bu sefer onları suçluyorlar. Onlara veriyorlar ama vatandaşa geldiği zaman vermiyorlar. Bence... Adil bir paylaşım son derece önemlidir. Hakça, adilce bir paylaşım olması gerekiyor. Bu bakımdan bu bütün bunlarla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, sağlam kaynaklarımızla bütün bunları açıklayacağız. Türkiye'nin geleceğini heba etmeden, e, açıkçası vatandaşlarımızı onurluca yaşatmak ve refahla buluşturmak Milliyetçi Hareket Partisi'nin görevidir. İşbilenin kılıç kuşananın demişler.